Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz Winston Newton Profesyonel Atletler. Yanımda Melin Hanım var. Bu hafta size bunları anlatacağız. Merhabalar herkese. İyi hafta sonları olsun. Winston Newton'un profesyonel akreditleri 88 renkten oluşuyor. En büyük özellikleri geç kurumaları ve bağlayıcısının şeffaf olması. Yani bu bize nasıl bir artı sağlıyor? Gerçekten neden bu profesyonel seriler herkesten yani diğer boyalardan farklı? Çünkü ıslak ve kuruyken rengi değişmiyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü renk karışımı yaparken bir renk bulduk diyelim. Ki buluyoruz ve ondan sonra o renk sürdükten sonra kuruyurken koyulaşır. Koyulaşmasının sebebi bağlayıcısının diğer akriliklerin beyaz olması ve kururken şeffaflaşıyor olması. Ama profesyonel serilerin hepsinde transparan olduğu için, özel bir bağlayıcı olduğu için tamamen ıslakken nasılsa kuruyken de o şekilde duruyor. Yani renk kayması dediğimiz kelime, yani renklerin farklılaşması yaşanmıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi, tabii ki de birçok özelliği var. Diğeri de tekil monopigmentlerin çok fazla olması. Bu da renk karışımı yaparken renklerin çamurlaşmamasını sağlıyor. Şuradan da kartelden gösterelim renklerimizi. O el boyama kartelası renklerin direkt üst asıl tonu ve en alt tonunu görebiliriz. Ne kadar açılıyor. Yani renk spektrumu çok fazla. Çok yoğun konsantre pigmentler olduğu için içerisinde en koyu, yani şu renkler çıkarken açtığınızda açık tonlara kadar elde edebiliyorsunuz. Tek bir renk almanıza rağmen. O yüzden hani bir rengin hem açın hem koyusunu değil, tek bir renk alsanız bile o renk açmasına geldiğinizde, renk tonunu, en alt tonunu geldiğinizde çok güzel rengi kaybetmeden o tonlara erişebiliyorsunuz. Evet, oldukça önemli. Evet, canlı parlak renkleri var. Renk derinliği çok fazla. Sebebi pigmentin yoğunluğundan dolayı. Milim olarak da gösterelim. Hem çeşitlerden de bahsedelim. Burada 60 milimlik seçeneğimiz var. Hemen yanında da 200 milim seçeneğimiz var. Şöyle set olarak var. Şöyle göstereyim size. Evet, mesela yeni başlıyorsunuz ve hani güzel bir şey kullanmak istiyorum diyorsunuz. Ne kullanabilirim? İçerisinde temel direkt hani ana renklerin ve ara renklerin olduğu bir set şöyle tercih edebilirsiniz. 20 milim bunlar. Normalde bunlar tekli 20 milim satılmıyor. En küçük boy 60 milim. Ama setlerin içerisindeki renkler, tüpler 20 milim. Bunlardan başlayabilirsiniz. Başlangıç için mükemmel bir set diyebiliriz. Aynen öyle. Evet, bir yandan şöyle renkleri de gösteriyorum. Profesyonel serinin diğer özelliklerinden yine bir tanesi de geç kuruması. Geç kuruması nasıl bir artı sağlayabilir bize? Eğer ki büyük tuvallerde çalışıyorsanız ya da yağlı boyaya çalıştınız ama artık sağlık nedenlerinden dolayı çalışamıyorsanız yağlı boyayı, akriliğe geçtiyseniz geç kuruduğundan dolayı yağlı boya gibi direkt hani uzun geç kuruyan boyadan direkt akriliğe geçişte sıkıntı yaşayabiliyor sanatçılarımız. Ama profesyonel serinde böyle bir problem yok. Çünkü geç kuruyor. Yani aslında boyayı daha fazla oynayabiliyorsunuz. Resimde düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Tuval üzerinde düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Şeye göre, Winston Newton'a göre kalın bir katman 1-2 saat içerisinde kururken daha ince yüzeyde direkt sürdüğünüz katmanlar 20 ile 30 dakika arasında kuruma sağlıyor diye bilgi veriyorlar. Zaten biz de birazdan deneyimleyeceğiz. Geç kurumasının sanatçılar için gerçekten artısı var. Çünkü akrilikler çok çok hızlı kuruyor. Renk karışımı yaparken sıkıntı yaşayabiliyorlar büyük tuvallerde. O yüzden profesyonel seri alarak bu problemden kurtulabilirsiniz. Tabii ileriki haftalarda bahsedeceğiz ama evet. Kuruma geciktirici ve çeşitli medyumlarımız da var. Ama tabii profesyonel akrilikte buna ihtiyaç duymuyorsunuz ama yine de süreyi uzatmak isterseniz
kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Evet. İleriki haftalarda onlardan da bahsedeceğiz. Burada evet. Başka anlatmak istediğim bir şey var mı? Yok. Direkt denemeye geçelim. Denemeye geçelim. Süper. Renklerimizin canlılığına ve kıvamına bakalım. Kıvamları biraz yoğun bu arada. Evet. Şimdi ben burada denemek için iki farklı renk seçtim. Bakalım. Özellikle biri transparan, biri opak. Favori renginiz galiba. Evet, favori rengim. Pitalo Green Blushet. Mavi alt tonlu canlı bir transparan Pitalo Green. Yani yeşil rengi. Burn Amber'da opak tamamen şuradaki kutucuktan görebiliriz. Tamamen opak olduğunu gösteriyor. Yine ben daha önceki yayınlarda bahsetmiştim ama tekrardan anlatayım. Hani bir tüpe baktığınızda boya alırken nasıl okumanız gerektiğini serisi yani profesyonel serisi direkt burada önde yazar. Rengin ismi kendi gerçek orijinal şöyle baktığınızda zaten daha mat yani gerçekten rengin kendisini gösteriyor. Seri 2 mesela bu pigmentinden dolayı ve fiyat farklılığı bulunduğu için seri numaraları önemli. Milimi yazıyor. Arkasını çevirdiğimizde mesela bu tekil pigment. Yani ben bunu renk karışımı yaparken kullanabilirim. Tekil pigment olması çok önemli. Genellikle profesyonel seride tekil pigmentler yoğunlukta. Pigmentin numarası yazıyor. Burada ışık solmazlığı yazıyor ve burada da transparan, yarı transparan, opak ya da tam opak olduğunun bilgisi buradaki kutucukların içerisinde yer alıyor. Evet, bir hani tüpe baktığımızda tüm aslında boyayla ilgili ihtiyacımız olan bilgiler burada. Mesela bu seri 2, bu seri 1. İkisinin arasında bir fiyat farkı var. Onların sebebi seriler arttıkça fiyatın artmasından dolayı. Yani Burn Amber daha uygunken Pitalo Green daha bir tık pahalı olabiliyor. Bu şey miydi Melinda? Seriler o pigmentin doğada bulunurluk derecesine evet. göre değişiyor. Evet. Yani seri 1 daha kolay bulunduğu için aslında bu kalite değil. Evet. Daha kolay bulunduğu için seri 1 bir tık daha zorlanınca seri 2, seri 3, seri 4 diye gidiyor. Evet yani daha seri 5'lere çıktığımız artık mücevher evet. Olarak. En sevdiğim renkler. En sevdiğim renkler oralarda geziniyor. Kobalt buluyorlar evet. falan. Evet. Şimdi ben yapılarını da göstereceğim. Bu arada içerisinde hani alt tonu mavi. Burn Amber'ın da ismi İtalya'da bulunduğu için İtalya'nın bir yerinden geliyor amber rengi ismi. Ve toprak kahverengisi tam olarak. O bilgiler evet, de bu arada sitelerde mevcut. Winsornerson sitesinde renklerin tarihçesine kadar veriyor. Gerçekten çok değerli bilgiler. Aldığınız rengin nereden nasıl çıktığına kadar bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Süper. Evet ben şimdi Burn Amber'ı şöyle sıkacağım. Bayağı yoğun bir kıvam. Evet, yağlı boya kıvamında neredeyse. Değil mi? Neredeyse, evet. Yani nasıl bırakıyorsa o şekilde kalabiliyor. Boyayla heykel yapabilirim. Biraz estetik bırakırsan seviniriz. Şimdi ben bunu ilk spatulayla, yani spatulayla dokular yapabiliyorsunuz. Şöyle yaptınız, kazıyarak da şu şekilde şekiller yapayarak da aynı bir boyutlu boya edasıyla desenler, dokular yaratabiliyorsunuz. İnce de çalışabiliyorsunuz, kalın da. Hani ekstra bir malzeme ihtiyacınız olmuyor. Çünkü katmanlar zaten yeterince. Şurada yandan da istersen evet, gösterelim. Yeterince fazla katman oluşturuyor. Bu arada rengin muhteşemliği. Evet. Çok güzelmiş. Özellikle ben böyle bir yeşil seçtim. Evet. Çünkü derinliği var gerçekten tonun. Evet.
Yeşille kahverengin uyumu da. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi inceltebiliyorsunuz. Gerçekten bir yani toprağın kahverengi tonu gibi. İkisini birlikte de karıştırdığımızda farklı tonlarda bir onu fırçayla daha rahat gösterebiliyorum size. Evet. Şöyle. Eğer fırça izi kalsın istemiyorsanız, hani profesyonel seri aldım ben, katmanlı ya da dokulu çalışmak istemiyorum, o zaman yumuşak uçlu akrilik fırçalarını tercih edebilirsiniz. Ben fırça izi kalsın istiyorum diyorsanız da daha sert seçenekleri olan fırçalarımız mevcut. Doğal tonları yakalamak için bu şekilde iki rengi karıştırıyorum. Hoş bir karışım oldu. Evet. Şimdi mesela ben yeşili açmak istiyorum. Bu kadar koyu bir renkten. Gerçekten çok ilginç. Bu kadar ince bir renk tonuna kadar gelebiliyoruz. Bu arada yeşil transparan olduğu için sulandırdığımızda ne kadar sulu boya etkisi gibi oluyor. Şurada ne kadar koyu, buralarda ne kadar inceltebildiğimizi görüyoruz. İşte profesyonel serinin tekil pigmentin renk karışımlarda ya da böyle rengi açtığımızda rengin kaymaması, renk tonunun ayrışmaması çok çok önemli. Burada gerçekten parasının hakkını hak eden bir boyadan bahsediyoruz. Evet, bu arada cümlenin bitirmeni bekledim. Bir sorumuz var. Olcay Bey soruyor. Merhabalar. Geçenlerde bu tüplerden siyah ve beyaz aldım. Malum ticari olarak yaptığımız oluyor. Dış cephe duvarda kullanmak için uygun mudur? Dış cephe için aslında çok fazla önermiyoruz. Ama çok iyi verniklediğiniz takdirde dış cephe için kullanabilirsiniz. Çünkü bazen ben de normalde dış cephe için uygun olmayan boyalar tercih edebiliyorum. Ben de hani duvar boyadığım için arada sırada. Üstünü hani vernikleyebiliyorsunuz. Şimdi nasıl vernikleyebilirim diye soru olabilirsiniz. Gelecektir. Evet. Sprey vernikler çok konforlu. Hani direkt dışarıda özellikle sıkıp hem güneşten soğumamasını sağlıyorsunuz hem de boyanın kalıcılığını arttırıyorsunuz aslında. Onu tercih edebilirsiniz. Çünkü bazen elimizde mükemmel duvar dış cephede tutan boyalar olmayabiliyor. Bunu vernikle tamamlayabiliriz. Süper. Şimdi bu tuval üzerindeki görünüş. Renk gerçekten muhteşem. Evet. Yani bu kadar açılabileceği yani şu koyuluktan. Bunu sağlayan peki tekil pigment oluşu mu? Hem tekil pigment oluşu hem de konsantre pigment olması. Konsantre pigment oluşu. Evet, çünkü oluşu. Çok yoğun pigment var. Daha demin de orada kartelayı gösterirken tek bir renk alıyorsunuz. Aslında bu rengin hem en koyusunu hem de en açığını oluşturabiliyorsunuz. Yani bunun için gidip şu renk yeşil almaktansa gerçekten koyusunu alıp bu renge kadar indirgebiliyorsunuz. Gerçekten süper. Ya büyük bir konfor. Evet. Bunu bu kadar açabilmek gerçekten aynen süper. Öyle. Kağıt üzerinde şöyle göstereyim. Rengi. Yani şu fırça darbeleri de gerçekten çok hoş. Van Gogh gibi. Fırça darbelerini yapa yapa. Yani mesela bu da susuz açılmış hali. Transparan olduğu için kağıt zemin rengi nasılsa tabii ki de açıklık oranı da ona göre artıyor ya da azalıyor. Şöyle baktığınızda hani mücevher zümrüt gibi böyle gerçekten çok güzel rengini görebilirsiniz. Tabii tamamen birebir aynı renkte yansımıyor. Çok daha canlı. Evet. Şu an bizim gördüğümüz. Ama sizin gördüğünüz de fena sayılmaz diyelim. Belki yayınlandığım fotoğrafla sizlere evet, gösterebiliriz. Evet, göstermeye çalışalım. Gerçekten müthiş bir renk. Çok koyudan açığa doğru yapmaya çalışayım. Sağ olasın.
Yani o kadar kalın bir boyayı sulu boyaya gelecek kadar inceltebiliyorum. Evet. Gerçekten çok güzel. İçerisindeki o şeffaf bağlayıcıdan dolayı da hani kuruduğunda burası bu şekilde kuruyacak. Bu tarafta gerçekten öyle kuruyacak. Yani mesela hani akrilik direkt olarak mattır benim kafamda. Hı-hı. Hani matlaşır, rengi bozulur diyebiliyorum. Öyle kalıyor aklımda. Ama diyorsun ki bu rengi kurulaşmayacak. Çünkü onu yapan şey içerisindeki, şöyle düşünün, beyaz renkli bir malzeme katılıyor ve bağlayıcısı onunla oluyor. Yani boyaları ve pigmenti tutan bağlayıcısı o. Ama profesyonel seride sırf bu problemi yaşamamak adına bağlayıcısını şeffaf kullanıyorlar. Bu da gerçekten Winsor Newton'un çok çok önemli bir buluşu. Sanatçılar için çok önemli bir şey. Renk kayması yaşamıyor. Şöyle bir problemle karşılaşıyorlar çünkü. Mesela ben bunu yaptım bugünlük bu kadar. Yarın tekrar devam edeceğim. Bir renk aynısını tutturmaya çalışıyorum. Karışım yapıyorum. Bakıyorum ıslakken aynı duruyor. Bir sürüyorum. Hop iki renk ton koyulaşıyor. Evet. Yani bu da hem çok fazla mesela üniversitede tabii ki biz profesyonel seriler alamıyorduk ve sürekli boyaların aynı renk tonu olduğunu sanıp boyardı kuruduktan sonra sürprizimiz o. Gerçekten hem çok fazla boyamız giderdi hem de bu bilgisizlikten dolayı böyle çok çok zamanımızı alırdı bu boyama. Ama şu an bu bilgileri o yüzden size böyle hap şeklinde veriyoruz ki benim gibi siz de yapmayın. Problem yaşamayın. Evet, ama gerçekten önemli bir bilgi. Evet. Evet. Gerçekten. Şu pembe güzel bir yayın de yeşil deneyelim. Deneyelim istersen. Şu an opak olanı mı deniyoruz? Transparan olanı deniyoruz. Kahverengi pembeyle olmayabilir. Çok da hoş gözükmeyebilir. Yeşili denemek istiyorum. Bakalım. Şöyle spatula ile çekeceğim. Şimdi transparan olmasına rağmen buradaki gördüğünüz şey aslında boyanın yapısından dolayı. Biraz şöyle şey yapmak istiyorum, göstermek biraz istiyorum. Bolca kullandık diyorsun. Evet. Yapısından dolayı kalın bir katman. Yani ne kadar transparan olsa da kullandığınız boyanın kalınlığı, yapısı buna izin veriyorsa transparanlık gidiyor. Alttaki rengi göstermiyor. Aslında onu göstermek istedim. Ama inceltirseniz o transparanlık... Direkt göstereyim. Evet. O transparanlığı direkt alabilirsiniz. Bu arada bu transparanlık, opaklık olayı bir boyanın kalitesiyle ilgili... Kesinlikle ilgili değil. Değil. Kesinlikle pigmentlerin içerisindeki yapıya bağlı olan bir şey. Yani eğer ki o pigment kendi başına zaten transparansa, bunun içerisine ne katarsanız katın opak yapamazsınız. Siz yapmak istiyorsunuz. Şöyle bir bilgi verebilirim. Rengin tam olarak canlılığı kalmaz. Beyaz katarak içerisine opaklık elde edebilirsiniz. Ama bu da birazcık renk kaymasına, tabii, kuruduktan sonra rengin açılıp ve pastelleşmesine sebep olur. Ama bu bilgide ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Yani ben şimdi böyle renk tonu olan güçlü bir yeşile beyaz katarsam ben burada daha pastel ve böyle çimen yeşilleri, fıstık yeşiline doğru kayan renkler görürüm. Bunu kaybederim. O yani yüzden... evet, aslında anlatmak istediğim bize, çünkü çok soruluyor. Böyle bir boya aldım ama tam kapatmıyor. Evet. Nedeni çünkü... Bunun kendi pigment özelliğinden dolayı. Evet. Eğer ki bunlar çok önemliyse transparan olup olmadığını kontrol edip öyle boyayı tercih edin. Evet. Çünkü bazı sanatçılar da diyor ki ben transparan istiyorum, renk karışım yapacağım, nasıl yapabilirim? O zaman boyanın, daha demin zaten bir şişe nasıl okunur, bir boyanın içindeki özellikler nedir, hangisi neyi ifade ediyor anlattık.
onlara bakıp tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi pigmentin kendi özelliği aslında bu örtücülük, opaklık tamamen kaliteden farksız. Çünkü profesyonel seriden daha da kaliteli olan bir seri yok. Ve gördüğünüz gibi onda da transparan renkler mevcut. Evet, bu bilgi için de teşekkür ediyoruz. Başka aktarmak istediğin ya da göstermek istediğin bir şey var mı? Yani tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Soru olursa evet, alabiliriz. Şu an için sorumuz yok. Teşekkürler var. Biliyorsunuz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdiden bu arada bayramımızı da kutluyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine tekrardan iyi bayramlar, iyi tatiller. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.